İlseven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurslarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Seansa başlamadan önce bu bölüm yoktu. Biraz daha özen göstermiş Millennium kitapçığına Hoya Gabrielsen. Önce niyet ve dua. Ben niyet ve dualara karışmıyorum arkadaşlar. Ben kendi niyetimi kendim yapıyorum. Çünkü herkes nasıl neye inanıyorsa o şekilde niyetini yapabilir. Ben Allah derim, sen Tanrı dersin, evren dersin, kainat dersin, ne dersen. İşte kimlerden yardım istiyorsan onları kendine göre bir niyet oluşturacak şekilde kullanabilirsin. İşte kitapçıktaki örnek cümleyi ben yazdım buraya. Allah'ım ya Tanrım, bu seansta korunmamızı ve ihtiyacımız olan rehberliği almamızı talep ediyorum. Bu seansta ihtiyaç duyulan yükselmiş üstadların, meleklerin ve baş meleklerin şimdi gelmesini ve ihtiyacı olan şifayı işte birine yapıyoruz. Diyelim ki adı Ayşe olsun. Ayşe'ye vermesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Ben dersin başında da söylemiştim, yüksek benliğimden de izin alıyorum ve bunu sizden istiyorum niyet yaparken. Çünkü dediğim gibi yüksek benliğimizle yapacağımız için uyumlamaları ve seansları. Ben sadece başlangıcını söyleyeyim uyumlamamızdaki, ben kendi uyumlamamdaki cümlemi. Yüce Allah'ım, senin izninle ve yüksek benliğimin desteğiyle, yardımıyla diye başlıyorum. Siz de kendi cümlenizi kurarak uyumlama, seans yapacağınız kişilere cümlenizi verebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Yanınızda ise söyletirsiniz beraber. Siz söylersiniz, o tekrar eder. Uzaktan yapıyorsanız mesaj olarak atabilirsiniz benim size yapacağım gibi. Seans bitiminde kişiye ne hissettiğini sorabilirsiniz. Sonra Allah'a neye inanıyorsunuz dediğim gibi teşekkür edebilirsiniz. Spiritüel yardımcılarınız, işte melekler, baş melekler, evliyalar, veliler, neleri yanınızda, melekler, neleri yanınızda istiyorsanız teşekkür edin, şükredin şifa olduğuna, şeyinde olacağımız enerjisinde. Seans sırasında sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Yani burada biraz fazla kaldın, evet burada bir şey var, bunu yapabilirim, burada biraz daha durayım. Burada bir şey yok, buradan geçebilirim tarzında. Sezgileri size ne söylüyorsa, kişiye bir şey hissettiniz, sorun. Böyle bir sorunuz var mı? Bir şey hissediyor musunuz? Yani ben böyle bir şey hissettim. Oraya biraz daha fazla çalıştım. Mutlaka ki kişilerle diyaloğunuz iyi olsun. Sorunu çözebilmek açısından. Hani seans yaptım bitti gitti olmasın. İşte dediğim gibi bazen bir noktanın sadece bir dakikaya ihtiyacı vardır. Ama bir şekilde oradan ilerlemeniz gerekir. Ama diğer bir noktanın bir dakikadan, 3-5 dakikadan fazla ihtiyacı vardır. Ama hiç hissetmiyorsanız 3-5 dakika enerjiyi yakın bölgelerde geçin. Seansları yaparken, bunlarla ilgili uyumlamalar bölümünde biraz daha anlatacağım zaten. Sözsüz meditasyon müziği açabilirsiniz. Kişiye de söyleyebilirsiniz. Kendiniz de yanınızda açabilirsiniz. İşte klasik müzik açabilirsiniz. İlahi seviyorsanız sözsüz bir şekilde ney sesi açabilirsiniz. Tütsü mum yakabilirsiniz. İşte gül mumları, gül kokusu veren gül tütsüsü. Gül yağı dediğim gibi sürebilirsiniz. Enerjiyi çok fazla yükseltir. Çünkü frekans yükseltme özelliği vardır gülün. Loş, çok böyle ışıklı olmasın. Sessiz, sakin olsun. Uyumlama yapacağız arkadaşlar sizle beraber. Sessiz, sakin demişken şimdiden hatırlatayım. Ben hani uyumlamalarda... Kendi uyumlamalarımda bireysel olarak yapıyorum. Tabii burada çok fazla kişi olduğumuz için grup uyumlaması yapacağız ve herkes verdiğim saate özen göstermesini isteyeceğim. Yani akşam saatlerinde yaparız uyumlamayı. Sizin asla rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerde olmanızı istiyorum. Yani bu uyumlamanın uzun olması gerekiyor. Yarım saat sürecek bizim uyumlamamız yapacağımız zaman.
Buna özen gösterin lütfen. Başka kişiye şifa verme, yanınızdaki kişiye. Aynı şekilde kendimize nasıl mini seans yaptık, deneme testi, bunu da onlara yapabiliriz. Kişi karşınızda otursun ya da uzansın. Yani uzanması, ellerinizi, karnını veya ağrıyan, rahatsızlık olan bölgeye dokunmanız açısından daha rahat olabilir. Uzanacağı bir yer varsa, sedye olabilir, yatak olabilir, koltuk olabilir, uzansın. Kundalini reiki düşünün ya da karşılıklı dediğim gibi niyetlerinizi edin, şifa niyeti. Ondan sonra 3-5 dakika ya da enerjinin akışına göre elinizi kişinin karnına koyun. İlk kendimize nasıl denemiştik, yapmıştık. Şimdi kişinin karnına koyuyoruz. Dediğim gibi dokunmak istemiyorsanız birazcık uzaktan, birkaç santim yukarıdan da enerjiyi verebilirsiniz. Sonra buradaki enerji akımı bittikten sonra kişinin gözlerine enerjiyi verin. Aynı şekilde buradaki de süre akım bittikten sonra tekrar iki göğüs arasına. Böyle bir başlangıç yapıp kişinin gerçek rahatsızlığı ile ilgili çalışabilirsiniz. Kişinin illaki fiziksel bir rahatsızlığı olmak zorunda değil, duygusal bir rahatsızlığı olabilir, depresyonda olabilir. Bunun için tepe çakraya çalışın, başa enerji verin. Kalp çakrasında biraz daha fazla durun. Yani depresyonu biraz önce anlattığım hani bu konular var ya, hangi çakraları daha çok dengesizleştirmiş, bloke etmiş olabileceğini düşünerek oralarda depresyonu şifalandırmak niyetiyle daha fazla durabilirsiniz. Kök çakranın dengesizliği de depresyon neden olabiliyordu. Oralara da verebilirsiniz. İşte kök çakraya dokunmak istemeyebilirsiniz. Uzaktan dediğim gibi bunları yapabilirsiniz. Yani kişinin ihtiyacı neyse ona göre kendinize bir yol hazırlayıp yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu örnek çalışma seansıdır. Kişinin ihtiyacına göre seansı şekillendirebilirsiniz. Her şey size kalmış. Örneğin ayaklar, başın üst kısmı, omuzlar vesaire olacak şekilde. Yani boyun fıtığı vardır kişinin. Kolları ağrıyordur, boynu ağrıyordur, omuzları ağrıyordur. Oralara enerji vermek daha akıllıcadır karnına enerji vermektense. Ve zamanı seansın akışına göre siz belirleyeceksiniz. Yani kişi çok rahatlamışsa orada biraz daha akıtın enerjiyi. Yani illaki kısa kesmek zorunda değilsiniz. Yakından şifa ile ilgili. Arkadaşlar burayla ilgili soru soracak olanların parmakları lütfen kalkmış olsun. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Arzu Hanım. Merhabalar. Merhaba. Tekrar merhabalar. Az önce sanki cevaplandı da emin olamadım. Bu şifayı sadece yakından mı yapıyoruz? Yok, hayır. Uzaktaki şimdi uzaktan da anlatacağım. Şu anda yakından olanı anlattım buraya kadar. Uzaktan şifayı tamam. Şimdi anlatacağım. Tamam. Tamam. Visal Akgül. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu uyumlama enerjisini daha önce test etmedik dedik ya. Bu test etmeyi düzenli olarak her gün yapmak gibi bir durum mu söz konusu oluyor? Yoksa her gün yapabilirsiniz. Bu enerjinin sizde akıcı olması için her gün çalışacaksınız. Zaten size uyumlama bittikten sonra çalışmayı vereceğim. Ve sadece çalışmamız bu yönde değil arkadaşlar. Birçok sistem anlatacağım daha ben. Onlarla ilgili çalışmaları yapacaksınız kendinize, merak etmeyin. Yani bu enerjinin akması için. Yani ben çalışmıyorum, bana çok soru geliyor. Hocam ben çalışmıyorum, bu enerji benden gitmiş midir? Hayır, bir kere uyumlamayı aldıktan sonra enerji sizde kalıyor. Ama sürekli çalıştırılmadığı için biraz şey olabilir. Bunu çalıştırmanız gerekiyor ki sizdeki hani o hissetme olayı diyoruz, o hissetmeyi anlamanız için. Hı-hı. Ben mesela şu anda anlatırken bile, elimi kolumu hani şey yaparken bile buradan enerjinin çıktığını hissedebiliyorum. Çünkü sürekli bu işlerin içinde olduğum için. Ama ben sürekli uyumlama alıp uyumlama yapan biriyim. Her aldığım uyumlamayı da her gün kendimde denemiyorum. Çünkü bu benim işim. Evet. Yani herkes kendi işini yaparken bir bankacı, bir öğretmen iş yerinde işini yapıyor. Evindeyken sürekli bankacı gibi gezmiyor. Hani ben de sürekli bunu yapmıyorum. Ama siz sadece bunu aldığınızda bu enerjiyi aktif edip
şifaya neden olmak istiyorsanız bunları sürekli çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Mesela uyumlama esnasında arkadaşlara şifa verme esnasında bazen sıcaklık, soğukluk, elde titremeler falan oluyor. Evet. Yani bunların bir anlamı var mı? Mesela bir anlamı yok. Oradaki sıcaklık ya da soğukluk mu vermemiz, hissetmemiz gerekecek? Yok, şifayı gerekmeyecek. Gerekmeyecek. Ha. Yani dediğim gibi bunları hissetmek zorunda değilsiniz. Bunlar da oluyoruz da. Aha, yani onun bir anlamı var mı? Bir sıkıntı anlamı mı? Anlamı yok. O anda vücut, beden neye ihtiyacı varsa onunla ilgili bir şey çıkıyor. Mesela ağrı oluyor. Kulakta evet. Ağrı olabiliyor. Normal bir seans. Ben bir enerji seansı yapıyordum. Kişinin kulakları ağrımaya başladı. Ondan sonra açıldı. İşte bunlar bazıları dedim ya, psikosomatik ağrı. Neyi duymak istemiyorsun? Hani oradaki ne? Ağrı işte bazen çıkması gereken enerjiyi ortaya çıkartır. Oradaki bazı ağrılar, titremeler, şeyler enerjinin çalıştığını, enerjinin işe yaradığının göstergesidir. Ama bunların hepsinin olmasına da gerek yok. Bunları anlatacağım zaten. Aynen. Bazen çok sıcak oldu diyorlar. Bazen ellerim buz gibi oldu diyorlar ya. Ondan bunların hepsi farklı. Kişinin kendi enerjisine göre, ama şu andaki konumuz bunlar değil. Ben sadece bu ilgili soru istiyorum arkadaşlar. Tamam, yok hayır, ben fazla bilgim olmadığı için diğer arkadaşlar çok tecrübeli. Tamam. Bunları öğrenmek istedim. Tamam, tamam, bu şekilde. Ben birazdan anlatacağım zaten bunları. Yani, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi uzaktan şifaya geçiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, anlattığım konuyla ilgili soru soracak olan kişilerin parmakları kalsın. Sonra konu çok dağılıyor. Zamanımız geçiyor. Daha çok tekniğimiz var çünkü. Uzaktan şifa nasıl yapılıyor? Kişi yanımızda değil, uzakta. Dedim ki ben enerjinin istediği gibi akabilir. Enerji zaman ve mekan tanımaz. Aynıdır. Yakında da olsa, uzakta da olsa aynı. Hatta bu COVID döneminde yanınızda olan kişiye şifa yapacakken dokunmak istemiyoruz ya, yaklaşmak da istemiyoruz. Ya orada uzanabilir ya da oturabilir. Biz kişi uzaktan nasıl, şimdi anlatacağım, şifa nasıl yapabiliyorsak yakınımızdaki kişiye de niyet ederek yapabiliriz. Yani dediğim gibi enerjinin akışı yakından ya da uzaktan hiçbir şekilde değişmiyor. Aynı enerjidir. Uzaktan şifa olacağı zaman ellerimizi birleştiriyoruz. Buna gaşa pozisyonu diyoruz. Pozisyonları anlatacağım arkadaşlar birazdan. Gaşa pozisyonuna getiriyoruz ellerimizi. Kişi avuçlarımızın arasındaymış gibi hissediyoruz. Enerjiyi başlatacağız. Şöyle bir şey var. Çakraları anlattık. Burayı iyi dinleyin. Çakraları anlattık. Bir de bizim tali çakralarımız var. Yani yardımcı küçük çakralar. Bunlardan en böyle heybetlileri, enerjileri, güçleri ellerimizdekilerdir. O yüzden zaten hani Fatma Ana'nın eli, ellerle şifa yapmanın nedeni budur. Elimizi koyduğumuz zaman enerjinin hani hafiflediğini, ağrının falan düşünmemizin nedeni budur. Avuç içlerimizde ve parmak uçlarımızda çok fazla enerji vardır. Kundalini reiki yaparken parmak ucumuzla, bunu kalem gibi düşünün, bunu kağıt gibi düşünün avuç içimizi. Diyelim ki Ahmet'e seans yapacağım uzaktan. Ahmet, yazıyorum parmağımla. Kişinin adını, soyadını yazıyorum. Kundalini reiki şifası diyerek niyetimi ediyorum. Şöyle şu şekilde, 3-5 dakika olacak şekilde en az enerjiyi veriyorum. Siz de yapabilirsiniz. Ben sizi şu anda görmüyorum ama şu şekilde avucumuza ismini de okuyabiliriz, söyleyebiliriz. Aklımızdan da geçirebiliriz. Ama dediğim gibi hani şöyle yazmak daha kolaydır. Tabii grup uyumlamalarında, grup şifalarında bunu yazmak bu kadar kolay değil. Tek kişilik seanslarda yapabiliriz. 3-5 dakika arası, ama diyelim ki enerji güzel akıyor hissediyorsunuz, bırakın aksın, gittiği kadar gitsin. Ama yapacağınız şey 3-5 dakika en az. Kişiyle birebir işte niyeti gönderdiniz, diyelim ki saat 11'de Ahmet'le ben uzaktan şifa seansı yapacağım, niyeti gönderdim. Saat tam 11'de ben niyetimi ettim, o da niyetini etti, uzandı. Uzanarak yapılmasını tercih ediyorum, uzandı. İşte onun neler olabileceğini anlattım. İşte üşüme vesaire falan filan. Onları hepsini size anlatacağım. Kişi 20 dakika en az uzanıyor. Biz hani 3-5 dakika en az çalışıyoruz ya. Kişi bir 20 dakika uzansın. Enerjiyi alsın. Arkasından biz 20 dakika bitti, aman arayayım, seansınız bitti diye haber vermemize de gerek yok. Bu seans daha fazla da uzayabilir kişide. 30 dakika da alıyor olabilir. Enerji akıyordur.
Daha fazla da alıyor olabilir. Bırakın kişi ne kadar alıyorsa alsın, geri dönüş olacaksa kişiden gelsin. Uyumlama sırasında uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Şifa seansı sırasında uyuyabilirsiniz. Yani uyumlamayı alırken, uyumlanırken uyuyabilirsiniz. Hatta bazı uyumlamalarımı akşam, ben genelde hani grup uyumlamalarını falan akşam saatlerinde yaparım. Uyumak daha iyidir. Hani uyumlamayı aldıktan sonra tekrardan gün içinde bir şeyler yaşamaktansa onu alıp uykuyu da onu yaşamak, o enerjiyle kalmak enerji için daha iyidir. Uyunabilir. Yani uyumlamayı aldıktan sonra hocam ben uyudum, bir şey olmadı mı, gerçekleşmedi mi diye sormayın. Çünkü çok fazla soru geliyor bunu söylediğim halde. İzin almadan kimseye çalışmıyoruz arkadaşlar. Şimdi başkalarına şifa yapmayı anlatmaya geldiğimiz için izin almadan kimseye çalışmıyoruz. Bu karmaya girer. Eğer ki birine şifa yapacağımızı düşünerek izin almadan çalışmışsak, şifa yapmaktansa hem kendimize hem ona daha kötü enerjiler, daha kötü rahatsızlıklar vermiş olabiliriz. İzin almadan, izin vermek, niyet etmeden karşımızdaki kişi bunu bilmeden yapmayız. Kimseye zorla şifa seansı yapamayız. İnanmayabilirler. Ya öyle değil, gel yapayım diye asla kendi işimizi küçük düşürmüyoruz. Kendi yaptığımız işi küçük düşürmüyoruz. Yaptırmak, seans yaptırmak isteyene seans yapıyoruz arkadaşlar. Kimseye zorla bir şey yapmıyoruz. Bir kişiye şifa verdikten sonra alıcıyla bağlantı kesmemiz gerekiyor ve topraklama yapmamız gerekiyor. Kundalini Reiki Milenyum'daki ekstra bilgilerden biri de bu arkadaşlar. Buraya geçmeden önce uzaktan şifa ile ilgili soruları cevaplıyorum. Lütfen uzaktan şifa ile ilgili sorular gelsin. Meryem Keleş. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Ben bu aradan sonra sanırım birazcık geç girmiş oldum. Bir Kundalini Reiki cümlesi diyorsunuz. O Kundalini Reiki cümlesini ben algılayamadım veya atladım. Onu bir tekrarlarsanız bundan sonraki dersi dinlerken hep orada kafam kalıyor. Acaba Kundalini Reiki cümlesi derken, niyet ederken işimizden geçireceğimiz şey Kundalini Reiki. Başka bir şey söylememize gerek yok. Aklımızdan geçirmemiz yetiyor enerjinin aktif olup çalışması için. Ha, cümlenin kendi adı mı Kundalini Reiki? Evet, dersimiz Kundalini Reiki Milenyum zaten. Anladım. Ben başka bir cümleyle enerjiyi almaya başlıyorum. Enerji, niyet falan onlarla ilgili de anlattım. Bunlarla ilgili kitap çıktı ve slaytı paylaştığımda oradan okursunuz. Bunlar için şu anda geri fazla geri dönmemiz gerekiyor. Yok, geri gitmemize gerek geri yok. Gitmeyelim. Sadece bunları zaten paylaştığım zaman kitapçıyı vesaire orada göreceksiniz zaten. Hepsi yazıyor. Tamam. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi biraz önce sorulan soruya geldik. Bu spiritüel hijyen arkadaşlar. Dediğim gibi Ole Gabrielsen, Kundalini Reiki Milenyum'un kurucusu Ole Gabrielsen burada bunları da söylemiş. Ama koruma almayı söylememiş, korumaya almayı kendimiz, ama bizim kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Şöyle bir şey anlatayım, burada da yazdım. Ben ilk dedim ya işte 20 kişilik bir sınıfım vardı ilk. 3 uyumlamadan 60 uyumlama yaptım. 10 gün içinde ve kendimi hiçbir şekilde korumaya almadan, bağlantı kesmeden yaptım bunları. Arka arkaya, bir de arka arkaya. Çok fazla kendimi yorgun, baş ağrısı, halsiz, ayakta uyur vaziyette buldum. Neden? Çünkü dedik ya yüksek benliklerimizden izin alıyoruz. Enerjiler birbirine karışıyor. Enerji çalışıyor çünkü. Benim enerjim zaten uyumlama olarak gidiyor karşıya, ama bunu yaparken karşı taraftan da biz enerji çekiyoruz maalesef ki. Bunların olmaması için kendimizi korumaya almamız gerekiyor. Burayı not alabilirsiniz. Çünkü slaytta da yok, kitapçıkta da yok.
koruma ile ilgili kendinizi şekilde ya elinizi sürtün, yani enerjiyi çalıştırın, enerjiyi çalıştırın, bir enerji yapın kendinize, kendinizi koruyacak bir enerji. Şöyle şuradan bakın, ben sağ elimle yapıyorum, soldan şöyle sağ tarafa doğru kendinizi kapatın. Bir de kök çakradan, orayı gönderiyorum, o kadar aşağı şey yapalım. Şöyle kök çakradan, yukarıya, tepe çakraya kadar kendinizi kapatın. Tamam, varıyormuş. Birincisi bu. İkincisi, sadece kök çakradan, tepe çakraya kadar kendinizi korumaya aldığınızı, kapadığınızı, fermuarı kapadığınızı düşünün. Ya da bir enerji topu oluşturun kendinize. Şöyle 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 yaparak, ki topu diyebiliriz. Bu enerji topuğunu etrafınızı sardığını, yeşil bir renk, beyaz bir renk, pembe bir renk, artık nasıl istiyorsunuz, sizi sarıp sarmaladığını, bir enerji balonunun, bir enerji topunun içinde olduğunu düşünün. Kendinizi onun içine alın. Uyumlama ve seans yapmadan önce. Ya da bizim her zaman yaptığımız ayetel kürsi okuyun. Felak nas okuyun. Etrafınıza üfleyin. Korumayı alın kendinizi. Bunlar önemli. Benim yaptığım korumalar bunlar. Yani ben hemen enerjiyi çekerek yapıyorum. Zaten sabah kalktığımızda okumalarımızı yapalım, yatarken okumalarımızı yapalım ki zaten gün içinde enerjimiz kapalı olsun. Diğer gelebilecek enerjilere karşı. Sabah kalktığınızda fermuarı kapatın, kendinizi korumaya alın. Negatif gelebilecek enerjileri kapatıyorum. Bütün enerjileri, pozitif olan tüm güzel enerjileri kendime çekiyorum deyin. Bağlantıyı kesme, Kundalini Reiki Milenyum'da olan bir şey. Kişiyle uyumlamayı yaptıktan sonra, seansı yaptıktan sonra, kendinize değil, başkasına yaptığınızda, kendi çocuğunuz da, kendi anneniz de olsa, kesin bağlantıyı. Nasıl keseceksiniz? Kundalini Reiki Milenyum'da diyor ki, karate vuruşu yapın diyor. Neymiş bu? İplikleri keseceğiz. Yani ne ipliği? Enerji, birbirimize bağlı olduğumuz eterik iplikleri, enerji ipliklerini. Bu uyumlamayı seans yaparken biz birbirimize ipliklerle bağlanmış oluyoruz. Yani bağ kesme olayı var ya. Şimdi bağlantıyı kesme. Karate vuruşu şu şekilde. 3 kere diyoruz ki tüm iplikleri kes, tüm iplikleri kes, tüm iplikleri kes. Tekrar ediyorum. Tüm iplikleri kes, tüm iplikleri kes, tüm iplikleri kes. Dedikten sonra karşı taraflı bağlantıyı kesmiş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra diyor, muhtemelen rahatlayacaksınız diyor Regabe Yersen. Ama diyor ki de topraklanma yapın kendinize. Bu diyor, bu topraklanma sizin için daha iyi olacaktır. Nasıl yapabiliriz? Eğer ki hava müsait ve siz kendiniz dışarı çıktığınızda ortam müsait, öyle bir alanınız varsa, çıplak ayakta, toprakta yürüyerek, işte toprakla ilgilenerek o kötü enerjiyi almış olabildiğiniz kötü enerjiyi akıtıp temiz enerjiyi topraktan alabilirsiniz. Ama diyelim ki böyle bir hava soğuk ya da böyle bir olanağımız yok. Yani hepimiz sokaklarda, hani apartmanlarda yaşayan insanlarız. İmajine edeceğiz bunu. İşte kapatın gözlerinizi ya da açık, gözleriniz açık fark etmiyor. Ayaklarınız çıplak bir şekilde toprağa bastığınızı hayal edin. Toprağa negatif enerjiyi bıraktığınızı ve pozitif enerji çektiğinizi hayal edeceksiniz. Bunu da 2 ila 5 dakika arası yapacaksınız diyor. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle olduğu zaman enerji dengelenecektir. Fazla enerji varsa yine dengelenecek. Az enerjiniz varsa yine dengelenecektir. Topraklamayı eğer ki arka arkaya uyumlamalar yapıyorsunuz, arka arkaya seanslar yapıyorsunuz. Benim kendi yaptığım şu şekilde. Ben işte korumayı aldıktan sonra kendime işte seans ya da uyumlamaları yapıp her kişiden sonra bağlantıyı kesiyorum. Topraklanmayı da bütün çalışmalar bittikten sonra yapıyorum. Yani her defasında o imajine etmek 2-5 dakika olayını yapmıyorum çünkü bu zaman aktığı için. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bir kişidir yaptığınız bir uyumlama vardır, bir seans vardır. Bunu işte korumayı alırsınız. İşlemi yaparsınız. Bağlantıları kesersiniz. Topraklanmayı yapmak istiyorsunuz, yaparsınız. Yapmak zorunda değilsiniz ama mutlaka ki
Bağlantı kesmeyi ve korumayı yapın arkadaşlar. Nazan Hanım. İyi akşamlar hocam. İyi çok akşamlar. Güzel, çok anlaşılır anlatıyorsunuz bütün konuları. Teşekkür ediyorum. Benim sormak istediğim şey, mesela uzaktan yakından şifalanma yapıyoruz ya. Evet. Bu şifalanma bittikten sonra bu danışanımız diyelim, onun yapması gereken bir şey var mı? Hani ilerleyen onu yapması konuları... gereken onu yapması sonra gereken da... bir şey yok enerji bakımından. Sadece gerek duyuyorsak tekrardan seansa çağırıyoruz ya da uzaktan seans yapıyoruz. Çünkü bir seans yeterli olmayabilir. En az 3 seans yeterli olacaktır. Yeterli. Kişiye buna başlamadan önce kişiye bunu söylemeniz gerekiyor. Ve şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani ben dersin başında var mıydınız bilmiyorum. Hani anlattım ya, çakralarla ilgili işte odunlama verin dedim, yöntemleri söyledim. Bunları da ödev olarak verebilirsiniz. Kişi de kendi için bir farkındalık yaşayıp bunları çalıştıkça enerji daha güzel akarak şifa olacak. Yani bunları kendiniz ödev olarak verebilirsiniz kişiye. Aynen. Enerji akışının hani daha güzel hissedilmesi açısından danışanın daha iyi hissetmesi. Sesinizi ben tam alamıyorum. Evet. Hani bu şifalanma bittikten sonra hani kişinin de kendini dediğiniz gibi daha iyi hissetmesi anlamında daha güzel olur. Evet, hani bunları yapması daha iyi olur. Dediğim gibi birkaç seans yapmanız gerekir. Ama kişi kendine enerji bakımından hiçbir şey yapamaz. Çünkü uyumlama vesaire almadığı sürece bunları kimse yapamaz. Şimdi bu eğitimi alıyorsunuz. Uyumlamaya tutmakta sorun yoksa sesinizi kısıyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mesela bu uyumlamayı, şimdi bu eğitimi aldık. Size diyorum ki WhatsApp grubu var, oraya girin, orada uyumlamayı yapacağız. Çünkü buradan bu şekilde herkese ulaşmam mümkün değil. Eğer ki o gruba girmemiş, uyumlamayı almamışsanız arkadaşlar, bu eğitimi hani videosunu daha sonradan izliyorsanız şifa seansı veya uyumlama yapamazsınız arkadaşlar. Uyumlamayı almadan hiçbir enerji sistemini çalıştıramazsınız. Bilginiz olsun, çünkü karmaya girer ve enerji zaten akmaz. Böyle bir durumda bana ulaşmayı seçebilirsiniz ya da uyumlamayı almamayı seçersiniz. Bunu ayrıca söyleyeyim. Uyumlama almadan bu sistemler, reiki sistemleri çalışmıyor arkadaşlar. Umut Nazlı Filibe. İyi akşamlar, merhabalar, kolay gelsin. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından şifayı anladım. Neticede dokunmak istersek ya da karşı taraf dokunulmasına izin verirse dokunarak evet. Yapıyor. Uzaktan yaparken bunu imajine mi ediyoruz? Önce karnına, sonra gözüne. Yoksa hayır. Mi karnımıza hayır. Dokunuyoruz? Orayı anlayamadım. Şu şekilde yaptık ya elimizle, hani niyet ettik. Parmak evet. Ucumuzla yazdık. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Odaklanmak, gözümüzün önüne getirmek zorunda bile değiliz kişiyi. Hani başka... burasını yaptık, burasını yaptık gibi enerji akıyor bu şekilde arkadaşlar. Hani dedim ya zaten, yakınınızda olsa bile kişi, hani dokunmak istemiyorsanız şu pandemi döneminde, uzaktan bile çalışabilirsiniz yakınınızdaki kişiye. Enerji akıyor. Yani öyle bir şey yok yani. Ama imajine etmek istiyorsanız, kişinin diyelim ki rahatsızlığının nerede olduğunu biliyorsunuz, neresinde olduğunu. O bölüme odaklanarak da enerji yakıtabilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış. Ama bunun zorunluluğu yok. Yani sadece niyeti edip, ismi söyleyip. Sonra ismini de elimize yazdıktan sonra ya da kafamızdan geçirdikten evet. Kadar. Bitti. Bitti. Aynen bu şekilde. Dediğim gibi hani çok kolay bir sistem. Çok kolay. Hani hepsinde bu şekilde çalışacağız zaten. Ha, teşekkür ediyorum. Bir de bir şey soracağım. Ben WhatsApp şeyini yazmışsınız oraya, linkini. Onun nasıl giriliyor ben bilmiyorum. Ben tekrardan şimdi ara vereceğim zaman tekrardan oraya gireceğim. De, yani nereye yazacağım o linki ben? WhatsApp'a mı yazacağım? Linki görüyor musunuz? Efendim? Chat'te linki evet. Görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Ona tıklayın. Üzerine tıklayın. Zaten sizi yönlendirecek oraya.
Ha, ben bilgisayardan dinliyordum da o zaman telefondan bakıp yönlendireyim Tamam. kendimi. Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.